İyi akşamlar değerli Saatiye Türk izleyenleri. İyi akşamlar. Muhabbetle efendim. Muhabbetle açtık akşamımızı. Derin bir muhabbetle selamlıyor sizi. Bir konuşalım. Bir konuşalımın vaizleri. Derin bir muhabbetle hepinize. Hepinizin evine derin muhabbetler olsun. Sevgiler olsun efendim. Esenlikler olsun. Sağlıklı günler olsun. Sağlıklı günler olsun. Böyle açalım bugün programı. Sağlıklı günler olsun efendim. Sağlıklı günlerimiz olsun. Sağlıklı zamanlarımız olsun. Sağlığın kıymetini bildiğimiz zamanlar olsun. Sağlığın aslında büyük bir bereket olduğunu gerçekten bildiğimiz zamanlar olsun. Kim bilir belki daha az hayıflandığımız, sağlıklı olduğumuz için daha az hayıflandığımız, belki bu dünyada eksiklik diye gördüğümüz şeyleri çok daha az gördüğümüz zamanlarımız olsun. Sağlıklı günleriniz olsun. Değerli Saatiye Türk izleyenleri, sağlıklı günlerimiz olsun. Bizden size muhabbet olsun. Hepinizi derin muhabbetle selamlıyoruz efendim. Evinize muhabbet olsun. Evinize sağlık olsun. Evinize sevgi olsun. Ben ve değerli arkadaşım, her zaman olduğu gibi emektaşım, Vahan İsaoğlu, Pastör Vahan İsaoğlu'yla birlikteyiz. Bu akşam da birlikteyiz sizlerle. Bu akşam da bir konuşacağız. Konumuz aşağı yukarı belli. Hepiniz biliyorsunuz konumuzu. Konumuz aşağı yukarı belli. Bugün sizlerle konuşacağız. Bugün sizlerle muhabbet kurmaya çalışacağız. Rabbin esenliğini hissetmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz efendim programımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Pastör Vahan. Amin. Sizi görmek yeniden çok güzel. Aslında tabii biz sizi görmüyoruz ama yüreklerimizle sizi görüyoruz. Ekranları başında siz izleyenleri ve program öncesi sizler için de dua ettiğimizi bilmenizi isteriz. Öyle ki Rab bu zamanda özellikle hem ülke hem dünya olarak zor günler yaşadığımız, zorlandığımız, yaratılışın inlediği, hastaların can kayıplarının olduğu, korkunun hakim olduğu durumlarda sizler için hem dua ediyoruz sağlığınız için ama aynı zamanda Tanrı'nın sözü yüreklerimizde, sizin ve benim yüreklerimde yeşersin. Rab ihtiyacımıza göre kendi isteği uyarınca size ve bize konuşsun diye dua ediyoruz. Sizlerle yeniden birlikte olmak çok güzel. Belki ilk defa ekranlarını açanlar da vardır. Kısa bir tanıtım yapacak olursak, bir konuşalım programı her perşembe günü saat 20:00 yani akşam saat 8'de Saatiye Türk ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Belki haftanın değişik günlerinde ve saatlerinde banttan yayınlanır ama perşembe akşamları canlı olarak yayınlanıyor. Ve kutsal kitap ışığında, kutsal kitap teolojisine göre yani Hristiyan teoloji ilahiyatına göre Tevrat, Zebur ve İncil bakış açısıyla çeşitli konuları ele alıyoruz, çözmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu program da mevcut duruma kayıtsız kalmadı. Geçen hafta biraz konuştuk. Bu hafta tekrar bu koronavirüsüyle ilgili farklı bir bakış açısından bakmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu program iki taraflı bir program. Sadece biz konuşalım, siz dinleyin değil ama sizlerle birlikte bunu yapmak istiyoruz. Bu da nasıl mümkün oluyor? Bizim canlı yayın telefon numaralarımız var. Ekranlarımızda görüyor olacaksınız. WhatsApp numaralarımız var. WhatsApp'a mesaj yazabilirsiniz. Aslında özellikle bu program size bir şekilde konuşuyorsa, bu program bir şekilde size bir bereket oluyorsa, bir cevap oluyorsa sizden bize yazmanızı rica ederiz. Çünkü siz şimdi iki kişi görüyorsunuz bizi ama bu programın sizlere ulaşması için koskoca bir ekip çalışıyor. Hepsi çok değerli. Keşke tek tek isimlerini söylesem burada, tek tek gösterebilsem. Ama en azından bizler bilirsek ki Rab bu programı da sizlerin hayatında kullanıyor bir şekilde, bunları duymak bizi de yüreklendiriyor, bize de teşvik veriyor. Tanrı'nın emeklerimizi nasıl kullandığını görüyoruz. O yüzden lütfen bize yazın. Program konuyla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi yazın. Biz program sırasında size sorular soracağız, oradan yazın. Aynı zamanda bu program Saatiye Türk'ün Facebook ve YouTube sayfalarından da canlı olarak yayınlanıyor. Eğer sizler o yayının altına yorum yapacak olursanız bu yorumları da biz buradan görüyor olacağız. Bu yüzden bu cihazlar var etrafımızda. Soruysa cevap veririz. Bizim sorularımıza lütfen katılım gösterin. Siz katıldıkça biz çok daha hareketli, çok daha heyecanlı, çok daha iyi bir program yapabiliyoruz. Masanın bir ucunda biz, masanın bir ucunda siz. Hep birlikte iyi bir zaman geçirelim. Bu zamanı hep birlikte sevinçli, esenlikli, heyecanlı, yeni şeyler öğrenelim. Bereketli bir zaman olsun diyorum. Cem? Evet, yani korona günleri,
Yani korona günleri şimdi diyebilirsiniz ki belki yapmayın şimdi pastöre sizde mi korona? Öyle ya. Şimdi bütün kanalları açıyoruz. Hangi kanalı açsak korona. Hani biz de satiriyi açtık ki efendim ne o? Yani bir farklı bir şey görürüz belki. Belki bir şey düşürüz belki. Yok şöyle esas biz korona. Yani biraz da biz korona. Ya da esas biz korona derken yani şöyle yanlış söyledim. Yani bizim yorumumuz da önemli korona günleri hakkında. İnanın bana esas bizim yorumumuz çok önemli. Güvenin bize, itimat edin bize. Esas bizim yorumumuz çok önemli. Çünkü dışarıdaki bir hayati ruhiye var. Dışarıda bir belki her evde belki işi dalgaya alan da var. Ayrı dava da ama genellik konuşuyorum. Bir korku, bir kaygı havası var. Doğru. Çok itiraz etmiyorum buna, çok eleştirmiyoruz bunu. Ama şunu da diyoruz yani esas biz korona derken demek istediğimiz şu, bizim yorumumuzu dinleyin efendim. Bizim bakış açımızı kusak tap ışığında, bizim bu korona günlerine bakış açımızı teşvik etmek isterim sizi. Teşvik etmek isterim sizi, bu kardeşlerinizi itimat edin, bu kardeşlerinizi dinleyin efendim. Bir de bizim bakış açımızda, biz tıp adamı değiliz, biz pozitif bilimci değiliz ama... Ama kutsal kitap ışığında Tanrı'nın bakışlarına, Tanrı'nın bunları yaşamamıza niye izin verdiğine iyi bildiğimize inanıyoruz. İyi bildiğimize inanıyoruz. İkimiz de buna inanıyoruz. Kutsal kitap ışığı eğitmenliğinde. Efendim itimadi bizim, onun için diyorum ki yani bir de esas biz korona. O açıdan öyle söyledim. Ama bir araya gideceğiz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Araya gidelim. Çayı kahvemizi alalım, hazırlayalım. Aradan sonra burada buluşalım. Şeyleri hatırlatayım ama önemli yani. Bize yazmanız çok önemli. Olabilir ki kaygılarınız, şunları bunları lütfen bize yazın. Var'ın dediği gibi lütfen bize yazın. İnteraktif program olsun. Efendim kısa bir aramız var. Aradan sonra birlikteyiz. Bekliyoruz efendim. Gece gündüz tapayım.
gece gündüz en kutsal yerde. Gece gündüz tapayım sana. Gece gündüz en kutsal yerde. Gece gündüz tapayım sana. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Saat 7 Türk'te. Tekrar beraberiz efendim. Tekrar beraberiz. Aradan sonra tekrar beraberiz. Hep söylediğim bir şey var. Biz birçok zaman konu belirlerken, geçen hafta da aynı şeyi söyledim gerçi. Dua ediyoruz. Mesela tartışıyoruz, istişare yapıyoruz ama yani duadan cevap almamız çok önemli. Rabbin bizi yönlendirmesi çok önemli. Çünkü biz bu program erişmeye çalışan, insanlara erişmeye çalışan, insanlara ne bileyim yani fikriyatı konusunda, dünya fikri konusunda ve Tanrı'ya dair fikirleri konusunda tekrar düşünmeye, tekrar bir daha sorgulatmaya çalışmaya, yani sorgulatmaya çalışan bir program. Dolayısıyla biz konuları belirlediğimiz zaman önce Tanrı'dan bir ışık almak, Tanrı'dan bir ne bileyim ilk fiskiyi Tanrı bulsun istiyoruz. Ama bazen de değil mi Vahan? Yani artık o zaman da bazen oluyor ki günler ve zamanlarla ilgili zamanlar, belli zamanlar yaşıyorsun ve o zamanlar belli konular konuşmak zorundasın. Yani başka bir şey konuşamazsın. Şimdi mesela bugün korona günlerinde biz kıskançlığı konuşamayız yani. Tabah etmeyi konuşamayız yani. Çok şey kalır, naif kalır. Dolayısıyla bugün evet korona konuşacağız. Bugün içinde bulunduğumuz şartları konuşacağız. Aslında korona kadar belki niye biz bu günleri yaşıyoruz? Daha çok bizim şeyimiz orada başlıyor. Ne diyelim? Bizim yetkinliğimiz orada başlıyor. Niye biz bu günleri yaşıyoruz? Neden bu günleri yaşıyoruz? Tanrı buna niye izin verdi? Ne anlatmak istiyor ya Tanrı? Eğer bir Tanrı varsa ve biz bu, onun izin vermesi doğrultusunda, çünkü engelleyebilir Tanrı bunu. Engellemedi ama. Engelleyemez miydi? Engelleyebilir. Engellemedi ama. Niye biz bunları yaşıyoruz? Amacı ne Tanrı? Bize bir şey anlatmak mı istiyor Tanrı? Bugün bunları konuşacağız. Bugün bu zamanı konuşacağız. Yaşadığımız bugünlerin ruhsal yorumu nedir? Yani kilise otoritesi, kilise otoriteleri ne düşünüyor ya bugünler hakkında? Nasıl yorumluyor? Kutsal kitap, Hristiyan teolojisi ne düşünüyor bugünler hakkında? Öyle ya kardeş. Ben bugünü sorguluyorum ya. Ben eve tıkıldım. Ben birçok şey yapamıyorum. 2020 dünyasında akşam Fransa'da sabah işte Çin'deyken cebden çıkamıyoruz günlerce. Yahut işte ne bileyim. Niye yaşıyoruz bugün bunları, biz bütün bunları? Dünyanın çok medeni toplumlarında insanlar hastanelerde, yerlerde yatıyorlar. Yerlerde ya, yatak bile yok. Bunlar batılı toplumlar bende. Hani bazen gözümüzde büyüttüğümüz, demeyelim de yani ne bileyim farklı yere koyduğumuz kafamızda. Birçok şeyi şu anda biz ilk defa yaşıyoruz bu dünyada. Ya da öyle bir hayat-ı ruhiye var ki birçok şeyi sorguluyor şu anda dünya. Ve bir kelime çok hakim. O kelimeyi bana soracağım. Çünkü biz o kelimeyi sevmiyoruz. Hristiyan teolojisi o kelimeyi sevmiyor. Bir tanesini konuşmuştuk. Üç hafta önce beni. Kaygıyı konuşmuştuk. Bugün de korku kelimesi çok konuşuluyor dışarıda. Hakim konuşuyor. Evet, tabii. Korku ruh hali. Aslında belki şeye bir ilave yapayım. Yani bu dünyadaki son virüs salgını değil. Belki. İlki de değildi. Yani dünya buna benzer çok şeyler yaşadı. Yakın zamanda da var. Evet. Sadece bizim jenerasyonumuz için bu böyle bir şey bir ilk. Yani benim
yaş grubum için. Yani bir takım virüs salgınları yine yaşadık ama bu şekilde... Ama tabii böyle değildi. Bütün küresel çapta böyle bir şey biz görmedik. Böyle bir etkisi şeye benziyor bunun. Bir dünya savaşına benziyor. Bu gibi şeylere benziyor yani. Ve doğal olarak aslında biz sadece fizik olarak etkilenmiyoruz bundan. Yani sadece eve kapanmakla kalmıyoruz. Ama aynı zamanda bir korku hakim. İnsanlar korkuyorlar, hasta olmaktan korkuyorlar, ölümden korkuyorlar. Herkes değil ama çok kişi ölümden korkuyor. Bu çok önemli. Çünkü neden korkuyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Ve bugün şunu görüyoruz. Hayatı işte bir mikroorganizmadan gelen ya da şöyle böyle olan diye yorumlayan kişiler dahi ölüm konusu gelince korku hissediyorlar. Ve bu korku aslında üzerimizde büyük bir duygusal zulüm aslında. Yani bu bize bir zulüm yapıyor, bir baskı yapıyor. Bu yüzden aslında belki sizler de rast geldiniz. Kilise önderleri ya da otoritelerinin mesajı genelde korkmayındı. Ve bu mesaj genelde kiliseden geldi. Korkmayın. Çünkü bunun bir anlamı var, bir sebebi var. Neden kilise korkmayın dedi? Belki şunu söylemek faydalı. Şimdi kutsal kitapta yürek kelimesinin geçtiği çoğu yere bakarsanız aslında bunun duygular değil de sanki bizim karar aldığımız bir mekanizma var. Yani duygular ona bağlı, zihin de ona bağlı. Biz bir şekilde yürekte karar veriyoruz. Yer yer duyguları da kastediyor kutsal kitap ama genellikle yürek denilen yer sanki duyguların da düşüncelerin de içinde bulunduğu bir şey. Ve korkunun şöyle bir özelliği var. Geçen hafta bunu konuştuk. Korku yüreğin ve duyguların doğru çalışamamasını sağlıyor, bozuyor. Yani sağlıklı düşünce. Evet ve korku varsa doğru veri de gelse, doğru da bilgi verse onu bozup dışarı çıkarıyor. Yani korkunun şöyle bir etkisi var biliyor musun? Avcılar mesela geyik avlayacakları zaman gözlerine ışık tutarlar. Çünkü ışığı tutunca dona kalırlar öyle. Korku. Korku kişiyi paralize eder, felç eder düşünceleri, duyguları. Felç eder. Dolayısıyla korku varsa biz aslında doğru tepki veremiyoruz. Sağlıklı düşünemiyoruz, sağlıklı davranamıyoruz. Ben hayatlarında yüreklerinin, duygularının dibinde korku gizli olan insanlar tanıdım. Ve bu korkuyla kendilerine sevmeye uzanan ellerden korkup kaçıyorlardı. İşte sevgi vermeye çalışan insanların sevgisini yamuk algılayıp art niyet arıyorlardı. İşte şöyle yani korku anlamsız bir duygu çarpıklığı yaratabiliyor. Bu yüzden kiliseden bu mesajı duydunuz siz. Korkma, sakin ol, umudunu Rab'e bağla. Kutsal kitapta 365 kez geçen kelimedir bu. Her gün korkma. İçin bir defa. Her gün için bir kere aslında 364 yani 366 aslında öyle bir şey de var. Yani 4 yılda bir yıl fazla gün çekiyor ya o güne de var aslında kutsal kitapta. Dolayısıyla bu yüzden bu korkudan çok hoşlanmıyoruz. Doğru bulmuyoruz. Korku varsa bu yüzden kutsal kitap yetkin sevginin korkuyu silip atacağından bahsediyor. Bu yüzden yetkin sevgiye hakim olmak ve korkudan kurtulmak gerekir. Endişe gelir. Yani Martin Luther'in güzel bir sözü var. Diyor ki yani kuşların kafamın üstünde uçmasını engelleyemem ama kafama yuva yapmalarını engelleyebilirim. Yani bize korku salan enselerin olduğunu ve korkunun bize doğru geldiğini bu durumu değiştiremiyoruz biz. Ama o korkunun yüreklerimize kök salmasına izin verip vermemek o biraz bizim elimizde olan bir durum galiba. Biraz bizim elimizde. Şeyle devam edeyim ben. Yani bu olayları bugünleri yorumlarken, yorumlamaya başlarken altyapısını yavaş yavaş serelim ya da düşünmeye başlayalım. Bir kere şu kavram üzerine durmak isterim. Tanrı'nın halkı kavramı. Tanrı'nın halkı. Kimdir Tanrı'nın halkı? Mesela biz Tevrat'a baktığımızda çok görürüz Tanrı'nın halkı. Tanrı'nın halkı, o zaman Tanrı'nın halkı İsrailoğulları. İsrailoğulları, Tanrı'ya, çünkü o zaman her milletin, her halkın bir tanrısı var. İsrail de bir tanrısı var. Her halk kendi tanrısıyla anılıyor.
ateş var, güneş tapan var vesaire. Tanrı isim, tanrı şeyler, her tanrının bir isimleri var. Ama İsrail tanrı işte, dolayısıyla hangi millet hakim olursa, hangi millet kuvvetli olursa onun tanrısı esas tanrı gibi bir genel geçer bir inanış da var biraz. Ve tanrı kendi halkına bakıyorsun. Tanrı halkı kavramını görüyoruz biz o Tevrat'ta. Ta ki nereye kadar? İsa'ya kadar, İsa'nın yeryüzüne gelene kadar. İsa'nın yeryüzüne gelişine kadar. Biliyorsunuz, onu açıklayalım. Yahudilerle Hristiyanlık arasındaki o en derin ayrılık, onların iddia ettiği bir kurtarıcı, gelecek olan kurtarıcı veya kurtarıcı farklı kurtarış yorumları var. İsrail'de kurtarıcı olan görenler de var, neyse. Ama onlar diyor henüz gelmedi, biz diyoruz ki geldi, o İsa'dır. Ve ondan sonra Tanrı'nın halkı ruhsal bir halk oldu. Bugün Tanrı'nın halkı kim? Bugün Tanrı'nın halkı kilise. Nereye geleceğim buradan? Belki bu programın sonda söylemem gereken şeyi başta, en başta, ilk sözü Vahanlar aldığımda söyleyeyim. Nasıl yorumlarsın pastör? Yaşadığımız günleri nasıl yorumluyoruz? Yaşadığımız günlerin aslında diğer günlerden çok farkı var mı? Çok emin değilim. Yani bu çok iddialı olacak ama yaşamsal olarak mutlaka bir farkı var. Mutlaka bir fark var. Şu anda biz çok farklı günler yaşıyoruz, doğru. Ama hep aynı bir şey var. Tanrı dünyaya bakıyor. Tanrı'nın gözü dünyanın üzerinde. Tanrı dünyaya bakıyor ama kiliseye pür dikkat. Halkına pür dikkat bakıyor. Bugün ne görüyoruz? Bugün gördüğümüz şu. Bunu çok değineceğim. Tanrı dünyayı bir sarsıyor. Bir sorgulatıyor. Bir sarsıyor. Ama aynı Tanrı kilisesinde şabata çekiyor. Kilisesinde bir tazeliyor. Kilisesinde bir saflaştırıyor. Açıklayacağım bunu. Önce Vahan'a gideyim. Vahan'a giderken de şeyi sorayım. Yani korku ve kaygı, biraz maddi boyutta kaygı var. Yani her boyutta aslında galiba kaygı var. Değinelim biraz ona, değil mi? Tabii, yani bugün mesela bazı açıklamaları okudum ben. Yani dünyadaki bu krizin yarattığı ekonomik boyutla ilgili ciddi rakamlar yayınlandı bazı Batı ülkelerinde. Yani sebep olduğu maliyetler. Yani ciddi bir krizin geldiğini, finansal krizin geldiğini. Rakamlar krizin açıklandığında tabii bunlar çok çok büyük rakamlardı. Yani biz bakınca, sokaklarda yürüyünce bu arada, yani zaman zaman sokağa çıkmamız gerekiyor vesaire vesaire, işlerimiz, yani hayat devam ediyor bir taraftan. Tabii ki saygı duyuyoruz, evde kalmaya gayret ediyoruz ama her zaman mümkün olmuyor ve dışarıda o kadar dükkanlar kapalı, kiralar var. Yani bu iş gerçekten, bunun boyutu hadi bir kriz olduğu gibi değil ve belli ki bu ciddi bir boyutu var bunun, ekonomik boyutu var, bunu fark ediyoruz. Ama şunu da düşünmek gerekir bence. Yani Tanrı bu konuda ne söylüyor? Yani şu an ciddi bir, yani insanların sırtını dayadığı her şey şu anda sarsılıyor. Tanrı yeryüzünü sarsıyor derken, hani bu belki de şöyle algılanmasın diye belki eklemek isterim. Biz demiyoruz ki Tanrı böyle bir hastalık gönderdi, şöyle böyle, ama bir şekilde Tanrı buna izin veriyor. Bir şekilde. Yani en azından engellemiyor. Evet. Tanrı ama aynı zamanda yeryüzü sarsılıyor. Pek çok insan sarsılıyor. Bir hikaye okudum, çok ilginçti. Yani İtalya'da bir rahip, yaşlı bir rahip kendi maskesini gençlere veriyor. Evet. Ve o maskeyle 3 genç hayata tutunuyor. Rahip ölüyor. Rahip ölüyor. Ama onun bu hareketi aracılığıyla doktorlar ve o gençlerden Tanrı'yı tanıyorlar. Ve İsa'ya iman edenler oluyor. Bu nasıl bir sevgi diye. Ya ne demek istiyorum? Dedin ya sen, Tanrı pür dikkat kiliseye bakıyor. Ne demek? Tanrı kilisesine fırtınada yüretmeyi öğretiyor bugünlerde. Bir geri çekiyor hayattan, bir geri çekiyor bütün koşturmacalardan. Ona dönsün diye kilise, onun önünde eğilsin diye ve kaygılarını, korkularını İsa'ya yükleyebilsin diye. Çünkü Tanrı'nın sözü var mesela. Siz önce göklerin egemenliğinin ardınca gidin. Göklerin egemenliği size konusu. Her şey verilecek. Harika, yani kutsal kitapta madem Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey, o zaman her şeyi vermeye ve onun sözü söylüyor ki sizin
günlük ihtiyaçlarınızı karşılar. Hiçbir zaman muhtaç bırakmaz, çaresiz bırakmaz biz onu izledikçe. O zaman bugünlerde kilisenin odaklanması gereken şey, hala bu söz geçerlidir. Siz önce göklerin egemenliğinin ardınca gidin. Bakın Yuhanna 16. bölüm 30. ayette İsa Mesih diyor ki bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Yani biz bu dünyanın problemlerinden muaf yaşamıyoruz. Bu hastalıklar geliyor, bu ekonomik zorluklar kiliseye de geliyor. Ama diyorum ki inandığımız Tanrı bizi bu zorluklardan esirgeyecek, koruyacak kudrettedir. Ve diyoruz ki senin isteğin olsun. Çünkü sağlayan odur. Bu yüzden korku iyi değil. Çünkü korkunca hatırlıyor musun? Petrus İsa'ya dedi ki buyruk ver yürüyeyim sana doğru. Ve adım attı. Suda yürümeye başladı. Ne zaman dalgalara baktı? Korkup battı. Oysa dalgalara bakmasaydı dalgalar hala oradaydı. Zaten orada dalgalar. Zaten oradalardı. Ama Petrus İsa'ya bakıyordu. Bu yüzden de suyun üstünde yürüyebiliyordu. Ne zaman dalgalara baktı, suya baktı, korktu. O korkuyla batmaya başladı. Demek ki korku imanın bir yerde düşmanı gibi bir yerde. Ey kıt imanlı diyor İsa Mesih korku zamanlarında. Yani ne zaman korku yükseliyor, iman azalıyor. Ne zaman iman artıyor, korku azalıyor. O zaman bugünlerde kilise gerçekten Şabat'ında Rab'be yaklaşsın diye dua ediyorum. Rab'be yaklaşsın diye dua ederim. Ben de belki programın sonuna doğru kiliseyle paylaştığım şeyi bugün burada da paylaşmak isterim. Pazar günü kilisenin paylaştığı şeydi. Kilisemle paylaştığı şeyi. Ben sadece şunu devam etmek isterim. Niye bu günleri yaşıyoruz pastör? Nedir bu günleri yaşamamızın sebebi? Sorusunun cevabı aslında kötülük problemi niye varla aynı? Niye kötülük var? Sorarlar ya bize. Niye kötülük var kardeşim? Tanrı iyiyse. Tanrı iyi diyorsunuz, iyi diyorsunuz pastör. Her gün çıkıyorsun televizyona. Tanrı iyidir diye vaaz ediyorsun. Tanrı'nın işte sevgisinden vaaz ediyorsun vesaire. Nasıl oluyor bu kadar kötülük var bu dünyada? Sorusu var ya bize. İşte o soruyla aslında bugün niye yaşıyoruz? Bugünlerin sorusunun cevabı aynı. Çünkü bir şekilde Tanrı insana kendini hatırlatmak istiyor. Çok söyledim burada. Tekrar düşmek beni şey yapmaz. Yani beni küçültmez. Dışarıdan küçülmüş de gördük. Dışarıdan bayağı görünebilirim. Banal gelebilir ama benim içimde hiç selametim var. Tekrar söyleyeyim aynı şeyi. İşler bal börekken, yani işler bal börekken kimsenin aklına Tanrı falan gelmiyor. Yeryüzünde durumlar iyiyken kimsenin aklına gökyüzü gelmiyor. Tamam, sebep bu. Yani bir şeyler olması lazım ki biz ciddi sorgulamalar yaşamamız lazım. Biz ciddi sorgulamalar yaşamamız lazım. Ta ki biz ya da ta ki insanoğlu kiliseyi görebilsin. Çünkü inancımız odur. Bu program bunun için var, bu kanal bunun için var. Bizim inandığımız şey, 2000 yıldır kilise bunu vaat ediyor. Kiliseden, İsa Mesih imanından başka kurtuluş yoktur. Bir şekilde insanların İsa Mesih imanına ve dolayısıyla kiliseye, çünkü Rab kiliseyi ortaya koymak istiyor. Onun için diyorum ki, Rab kilisesini Şabat'a çekiyor. Ta ki kilise saflaşsın. Geçen hafta bu analojiyi vermiştim, bu örneği vermiştim. Bir daha vereyim. Potaya atarsın curufla birlikte altını. Curuf yanar. Geriye saf olan bir şey kalır altın. O saf altın kalır geriye. Değerli olan odur. Değerli olan odur. Onun değeri yüksektir. Amaç onu elde etmektir. O saf olan altını elde etmektir. Ne kadar çok elde edersen o kadar iyidir. Dolayısıyla curufun iyice yanması lazım. Curuf daha altın daha yüksek seviyede yanacağı için curuf daha önce yanacaktır. Kilisenin de curufun ayıklanması lazım. Çünkü Tanrı kiliseye yönlendirecek. Curuf insan. Nedir biraz belki daha? Yani yabancı için. Katkı, yabancı şey. Yani altın olmayan şey. Madenden çıkardın veya işte potaya attığın zaman madeni içi katkı evet. Maddeleri veya işte altın olmayan, altının yanındaki şey curuf. Peki, öyle söyleyeyim. Yabancı evet, madde, evet. Altın olmayan. Her neyse, yani en azından şunu anlatmak isterim. Kilise vasıtasıyla Tanrı insanlara ilişecek. Halkı vasıtasıyla insanlara ilişecek. Çünkü Tanrı halkına katmak istiyor. Halkına bugün ait olmayan insanları. Halkına katmak istiyor ki, bakın bu dünyanın sonunda bir fotoğraf var. Bu dünyanın sonundaki fotoğraf, mutluluğun fotoğrafı.
Tanrı'nın halkıyla olan o büyük birleşmesi. Bu dünyanın sondaki fotoğraf. Tanrı o fotoğrafı gerçekleştirmek istiyor. O fotoğrafa daha çok insanı koymak istiyor. O fotoğrafa daha çok insanın girmesi için daha çok insanın bu dünyada bir takım sorgulamalar yaşaması lazım. Bir takım şeyler yaşaması lazım ki bir takım sorgulamalar yapsın. Ve Tanrı kilisesi vasıtasıyla erişilsin. E kilisenin de cürufundan ayıklanmış olması lazım, saf olması lazım. Kuvvetli ve çekici olması lazım ruhsal olarak. Dolayısıyla Tanrı iki işi aynı anda yapıyor belki. Dünyayı durdurdu Tanrı. Dönen dünyayı durdurdu. Dünyayı durdurdu ve kiliseyi saflaştırıyor. Böyle bir yorumum var ve genelde yani bu yoruma kilise otoritenin çoğu hemfikirdir. Belki son günler üzerine daha sonra konuşuruz ama şu ruhsal savaş... Ya oraya girmeden aslında ilginç bir mesaj var, doğru. Şimdi korkuyla ilgili, bu arada sevgili Günür ablamız bize yazmış. Rab sizi bereketlesin, izlemeniz ne kadar güzel. Elazığ'dan bir mesaj gelmiş, ilginç. Şimdi aslında korkuyu konuştuk ya, biraz bunu anlatıyor. Şimdi merhaba, ben Elazığ'dan yazıyorum. Çok sevindim TV için güler yüzlü insanları görmekten demiş, sizin gibi. Herhalde senden bahsediyor burada, senin gibi güler yüzlü. virüsten korkmuyorum, ölüm bizim için ama geçen Şırnak'tan Kovan Kaya köyüne katledilen Simon Dilil hanımefendiyi virüs değil insanlar öldürdü demiş. Simon Dilil hanımefendiyi? Virüs değil insanlar öldürdü demiş. İnsanlar öldürdü. Çok ilginç. Burada çok sevgili arkadaşımız... Değerli, çok değerli Remzi, Keldani Katolik Kilisesi'nin değerli, çok sevgili arkadaşım, ruhta, Rab'da emektaşım, unuttuk aslında onu kutluyorum, Rab'da emektaşım, sevgili Remzi kardeşimin babasını, yani uzun süre haber alamadık kendisinden, failleri tam bilinmiyor, bir takım şüpheler var ama bilinmiyor, her neyse, bu köyde yalnız yaşayan iki insan, toprakları vardı, yerleri vardı ve bırakamıyorlardı. Babamızı bulduk, eşi daha orada da henüz bulamadı. Hatta dün ve evvelsi gün cenaze kimse yoktu tabii, katılamıyor kimse, yasak ama çok küçük bir, ben de sosyal medyada takip ettim. Dolayısıyla tekrar ben arayamadım da kendisini ama yakın zamanda görürsem, başı kalabalığında çok şey yapamadım ama yakın zamanda yüz yüze bir başsağlığı dileyeceğim. Değerli Remzi kardeşim de başı sağ olsun tekrar. Evet, aynı zamanda biz çok acı bir şey tabii, acı bir şekilde ama diğer taraftan yani Satide Türk kanalının hizmet edenlerinden, orada çalışanlarından sevgili Levent Ünsal abimiz de aynı evet, zamanda. Levent abi de. Hafta, Levent abi de hatırlayalım. Onu evet. Da sonsuz yolculuğa uğurladık. Rab onu bereketlesin. Tüm sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Acı bir kalp krizi. Aslında bu ölümler hep bize hep hatırlatıyor. Peki ölünce ne olacak diye, ama sonra çabuk unutuyoruz. Bak, korkuyla ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi benim ulaştığım rakamlara göre, yanlışım varsa izleyicilerimiz düzelsinler. Şu an bu koronavirüsü davası dünya genelinde 510.542. 23.028 ölü var. Rakamlar doğruysa ve 122.232 kişi enfekte iyileşmiş. İyileşmiş mi ha? Bu durumdan. Şimdi benim ulaştığım diğer bir rakama göre bunu iyi dinlemenizi istiyorum. Kaynak gösterebilirim. Az sonra yanlışım varsa yine beni düzeltirler. Hala kaynaktan doğru ulaşmaya çalışıyorum. Az önce ulaştığım rakamlara göre, evet, kaynak Wikipedia, ulusal suç oranını hesaplıyor ve görünen uluslararası suç oranına göre Amerika'da günlük cinayet teşebbüsü sayısı 157 bin. Günlük, bir evet, günde. Evet. Yapma ya. Dünya genelinde ahsedilen, pardon özür dilerim, yanlış söyledim, düzelteyim. Yıllık olabilir mi acaba? Yıllık dünyada 437 bin cinayet yıllık işleniyor. Yani koronavirüsünden şu an her ölüm şey, her bir ölüm bile
şeydir ama senin çekmek, dikkat çekmek istediğin nokta çok önemli. 23 bin ölü var koronadan ve bu artıyor ve bu korkunç. Buna karşı dua ediyoruz, bunu hafife almıyoruz. Bütün önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Bütün her şeyi biraz sonra anlatacağım onu, Efesler 6. bölümden. Ama aynı zamanda cinayet, bu cinayet nedir? Öfke, nefretle işlenen insanları öldürme. Ki bu fiziksel cinayet. Bir de insanların teşviklerini, duygularını, sevgilerini öldüren nefretle, Kutsal Kitap diyor ki yüreğinde birine beslediğin nefretle yüreğinde onu öldürürsün. Cinayettir aslında. 437 bin cinayet dünya genelinde. Bu da aylık düşen rakam 38 binlerde. 37 bin her ay kişi cinayete. Ama fark ediyor musun? Biz hiç panik olmuyoruz bundan. Korku yok. Hiç panik yok. Bu cinayetlere ne sebep oluyor? Öfke mi? Ne yapacağız bir bu öfkeyle? Yok, panik olmuyoruz. Sevgisizlik mi? Yok, panik olmuyoruz. Kontrol ruhu mu? Sert sözler mi? Sürekli güç kullanımı mı? Nedir bu? Ama hiç panik yok. Korona, işte bu yüzden korku böyle bir şey. Korku her şeye bu şekilde bakmamızı. Çünkü gerçek olsa insan en çok insanın içindeki bu cinayeti sağlayan bencilliğinden korkar. Ama görüyoruz ki hiç bu korku yok. Ama virüsten korkuyoruz. Şimdi ben inanıyorum ki bunu söyledim, kilisede de anlattım. Bu bir ruhsal savaştır. Yani ne demek? İnsanlar yok oluyor, ölüyor. Tanrı bundan mutlu değil. Çünkü yaratan Tanrı, seven Tanrı, dünyayı çok seven ve bunun için oğlunu feda eden Tanrı nasıl mutlu olur? Ama buna izin veriyor. Bir taraftan kilisenin görevi, ben diyorum ki bu ruhsal savaşta yerini almaktır. Yani ne demek ruhsal savaş? Kilisenin görevi ne? Bir kere oturup dua etmek. Nasıl olacağını okumak istiyorum izin olursa. Efesler 14. bölüm aslında 13. ayetten ya da 10'dan itibaren okuyalım, biraz anlatıyor. Diyor ki son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek için, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinde durabilmek için bütün silahlarını kullanın. Kötü gün. Herhalde bugüne iyi gün diyemeyiz, düğün günü. Kötü bir gün. Peki dayanmak için ne yapacağız? Zor bir telefon yani. Bağlantımız var. Ondan sonra hemen devam edelim. Ha, düşmüş bağlantı. Düşmüş bir daha. Sen devam et o zaman. Bir daha kötü günde dayanabilmek için. O zaman bugün kötü bir gün. Zorlanıyor dünya, insanlar, tüm dünya. Kilise, ülkemiz, yöneticilerimiz, doktorlarımız diyor ki belinizi gerçekle kuşatmış. Gerçek önemli. Gerçek nedir biliyor musunuz? Rab halkını korur. Korumazsa en kötü onun yanına gideriz. Bizim için yaşamak Mesih'tir. Haleluya. Yaşamak Mesih'tir. Hastalık günlerinde yaşamak Mesih'tir. Sonrasını söylemeyeceğim. Ama yaşamak Mesih'tir. O zaman belimizi gerçekle kuşatıyoruz. Göğsünüze doğruluk zırhını takmış. Doğruluk ne demek? Doğru kişi olmak. Seven, yardımsever, başkalarını bereketleyen, ışık olmak, doğrulukta olmak, saçma sapan küçük şeylere takılıp kırgınlık yaratmak, işte küçük küçük şeylere takılıp surat asmak, işte şunu yapmak, bunu yapmak, onu niye dedin mi? Doğru kişi Tanrı'nın doğruluğuyla adım atan, Tanrı'yı gören, onun amaçlarını gören ve onun amaçlarına saygı eden, onun amaçlarına katılan kişi Tanrı'da doğru kişidir. Diyor ki İbrahim Rab'be iman etti ve Tanrı bunu ona doğruluk saydı. Yani imanın ardınca gitmek doğruluktur. O zaman göğsünü doğrulukla koruyorsun. Biz elimizi eldivenle koruyoruz. Beyaz eldiven. Ama burada diyor ki belini gerçekle. Eldivenin var ama belinde gerçek var mı? Gerçek var mı? Her şeyin kuşağı. Gerçek kuşakla evet. Elinde eldiven, kafanda, ağzında maske var ama göğsünde doğruluk zırhı var mı? Ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak. Bak şimdi, bu da ayaklar.
Şimdi adam düşün, zırhı var. Tamam mı? Belinde şey var, kuşak var, demir gibi, ayak çıplak. Şimdi ben bu hikayeyi kilisede anlattım, çok ilginçti. Mitolojiden belki bilirsin, Akilis var. Yunan kahramanı, masal kahramanı gibidir. Film yaptılar buna, hikayesi de öyledir, Truva diye. Şimdi bu Akilis ölümsüz. Annesi ölümsüzlük suyuna batırmış onu. Hikaye bu, Yunan mitolojisinde. Ölümsüzlük suyuna batırdığı için adama kılıçla da vuruyorlar, hiçbir şey olmuyor. Şuna da yapıyorlar, bir şey olmuyor. Öyle de yapıyorlar, adam ölümsüz çünkü. Yalnız filmin sonunda bir adam buna ok atıyor, topuğuna saplanıyor ve kanamaya başlıyor ve ölüyor. Niye? Çünkü annesi suya batırırken ayağından tutup batırıyor suyu, bütün vücudu. Ama ayak dışarıda kalıyor. Filmde bu de bu sahne var hikayede. Ayak dışarıda kalıyor ya. Ayak çıplak. Ayaktan vurulunca ölüyor. Şimdi bir İsa Mesih imanlısının ayakları çıplaksa sıkıntı var demektir. İstediğin kadar doğru ol, şu ol, bu yok. Müjde yayma. Sende bir müjde var mı? Şimdi müjde nedir? İsa Mesih senin için öldü Cem. Müjde. Aleluya. Cem, Rab seni seviyor. Evet, bugünler zor geçiriyorsun ama ben senin yanındayım. Sana destek olmak istiyorum. Senin için dua ediyorum. Al sana müjde. Kardeşin ağlıyor mu? Gittin onunla ağladın, müjde. Bu hastalık günlerinde bir kimse yalnız mı? Aradın onu, ona teşvik ettin, onu yüreklerdin. Al sana müjde. Ya da işte bir dostunu teşvik ettin. Eşini kucakladın, sarıldın, sevgi gösterdin. Al sana müjde. O zaman soruyorum. Mesih imanlısı olarak ayaklar çıplak mı? Ya da müjde var mı? Çünkü bizde herkese göre müjde var. Vermesini bilirsen. Sende varsa verirsin onu. Devam edelim. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğimiz iman kalkanı. Nedir bu ateşli oklar Cem? Ne düşünüyorsun? Şeytanın bütün ateşli oklarını. Evet. Ne onlar? Korku, kaygı değil mi? Kaygı başka? Başka ne? Acılık. Kıskançlık. Olur. Acı olur. Değil mi? Küslük, işte çatışma, bütün çatışma istekleri kıskançlıktan doğru, kaynaklanan. Çekişme. Hepsi. Peki nasıl söndürüyor? İman. İman ne? İbranilerde, Kutsal Kitap dersine döndü programı var. Evet, imanlarda bir tanım var, tanım var. Diyor ki, görmediğimiz şeylerin varlığından emin olmak. Evet. Böyle bir tanımlama var. İbrahim Rabbi iman etti ve Tanrı bunu. Yani inanmak. İnanmak ne demek? Şimdi bana yolda diyorlar. Ya arkadaş, ben de Tanrı'ya inanıyorum diyorlar. Diyorum ki, ne açıdan inanıyorsun Tanrı'ya? Tanrı vardır diyor. Ya ben de biliyorum var. Şeytan da biliyor var. Sen o değil. Söylediğine inanıyor musun? Bak şimdi, ben şimdi buradan tarif versem. Desem ki bak, Galata Kulesi'nin sırtını ver. Oradan 10 adım yürü. Oradan güneye doğru bak. 30 derece sağa dön. 20 adım yürü. Orada bir kaya göreceksin. O kayayı kaldır. İçinde gömü hazine var desem. He. Şimdi ben Vahan'a inanıyorum. İnanıyorsun. Vahan'ın var olduğu ama gidip yapmıyorum mesela. İnanmıyorsun. İnansan gidip alırsın onu. Şu an siz benim söylediğime inansanız çok daha televizyonu kapatıp Galata Kulesi'ne doğru gidiyordum gömüyü, küp altını almaya. Doğru. Niye? Ben Tanrı'ya inanıyorum ya. Ne açıdan inanıyorsun? O var. Var da senin hayatında neyi değiştiriyor? Sen ona inanmıyorsun. O diyor ki, bana iman et, hayatını değiştireceğim. İnanmıyorsun. Bana güven diyor, itaat et diyor. İşte oğlumu senin için verdim, ona inanmıyorsun. Buna inanmıyorsun, şuna inanmıyorsun. Daha neye inanıyorsun? Şimdi bu imanla işte ateşli okları söndürüyoruz. Sonra kurtuluş miğferini. Bak, kafayı da, savaşta kafayı korumak önemli. Göğsünde falan var ama kafayı iyi korumak lazım. Kafayı korumak, kafayı her yerde korumak lazım. Evet, evet. Soğukta da korumak lazım. Da yani korumak. Düşünceleri korumak. Kurtulmuş bir kişi olarak yaşıyor musun? Bak, bununla ilgili enteresan bir hikaye var. Hakikaten Kutsal Kitap çalışmasına döndü program ama. Şimdi birisi gidiyor, bir müjde anlatıyor, şöyle yap, kurtul, kurtul, kurtul. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde Gandhi diyor ki, ben size inanmıyorum diyor. Niye inanmıyorsun? Siz diyor, çünkü kurtulmuş biri gibi görünmüyorsunuz diyor. Ha. Yaşamında kurtulmuş biri gibi misin yani, sevincin? Yaşama bağlılığın, Rabbe yaklaşın, kurtulmuş biri gibiysen o zaman o miğferi diyor tak, bu değilsen kurtuluşu tak, yani zihnine yerleştir. Ve diyor ki, ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Bu da bir Hristiyan'ın
tek kılıcı, Tanrı sözü. Dolayısıyla bu savaşta kilise duada, imanda, ülkesi için, mahallesi için, yöneticiler için dua ederek, sevdikleri, büyükleri, 65 yaş üstü, hastalar, kronik rahatsızlık, doktorlar, hemşireler, onlar için dua ederek, yakarışla ve onların hem ruhu için hem de fiziksel sağlığı için dua etmek. İşte bizim savaşımız budur bugün. Yani. Şunu sorabiliriz, yani deminki açıklamadan sonra. Ya Tanrı dikkatimizi çekmek istiyor, Tanrı dikkatimizi çekmek istiyor. İşte o, peki ya bu kadar büyük şeyler olmak zorunda mıydı yani? Yani tamam, dünyada kötülük de var, acı da var. Ama bak, benim şöyle bir tespitim var Vahan. Artık insanoğlunun Tanrı'yı düşünmekte yavaşlamasının bir sebebi, Tanrı düşüncesini, Tanrı'yı hatırlamakta, gökleri hatırlamakta yavaşlamasının bir sebebi de insanoğlunun acı eşiği yükseldi ya. Bildiğin acı eşiği yükseldi yani. Yani artık savaşlar, acılar, kanser, yani özümsenmeye başladı. Bu çok sıkıntılı bir şey. Özümsenmeye başladı. Ya bu telefonumuz var hatta. Bağlayalım telefonumuzu, olsun. Ben sonra keseyim, yarım keseyim. Sonra tekrar düşmesin. Alo. Alo. Alo, kimle görüşüyorum efendim? Buyursunlar. Sesiniz gelmiyor. Nedir durum? Paris'ten telefonumuz var. Paris'ten Sebahat Hanım mı? Evet, doğru. Paris olduğu için zor düşüyor. Paris. Alo, Paris. Sebahat Hanım, siz, belki bizim sesimiz size geliyor ama sizin sesiniz bana, bize gelmiyor. İnsan evet, sizi duymayı çok istedik ama ya. Nasıl? Ya, sizi duymayı çok istedik ama olmadı. Evet. Yani niye ilk defa olan, yani daha önce olmamış şeyler yaşıyoruz? Çünkü daha önce olmamış şeyler yaşamamızın sebebi de biraz bu. Bundan sonra dünyanın, hani diyorlar ya, dünya düzeni değişecek, dünya düzeni değişecek. Onu bilmiyorum ama bir şey var ki biz bundan sonra dünyada ilk defa yaşayacağımız şeyler çok olabilir. Çünkü artık savaşlar, artık terör, artık işte kanserler, acılar, boşanmalar, şunlar bunlar bizim için çok yeni, çok yıpratıcı değil. Vakayı adiren. Açıkçası çok şaşırmıyoruz. Çok şaşırmıyor, çok çok sorgulama yaratmıyor bizde. Bu tip şeyler olduğundan yaşayacağız. Yani belki bu, ne bileyim, bana ait bir öngörü. Ben düşünüyorum ki yani bundan sonra bu dünyada böyle ilk defa yaşayacağımız, çünkü bizim sorgulamalar yaratacak, bizde değişik bir psikoloji yaratacak, bizde değişik ayeti ruhiyeler yaratacak günler, zamanlar sıklaşabilir. Sıklaşabilir. Çünkü Tanrı'nın direktman bu dünyayla, dünya düzeninde çok işi yok, ama Tanrı'nın kimle işi var? Tanrı'nın seninle işi var kardeş. Beni izleyen değerli kardeş, Tanrı'nın derdi sensin. Tanrı'nın kaygısı sensin. Senin o dünyanın sonundaki mutluluk fotoğrafında olmanı istiyor Tanrı. Mutluluğun resminde olmanı istiyor Tanrı. Tanrı'nın kaygısı sensin. Korona günleri bunun için yaşıyoruz. Tanrı'nın senin için çektiği kaygıdan ötürü. Bir yorum gelmiş Mehmet Bey'den. Mehmet Korkmaz. Şöyle demiş. Ulan abdestsizler demiş. Şimdi onu bilmiyorum ama ben sabahtan beri o kadar ya, çok elimi yıkadım diye var. Elim şey oldu ya. Evet. Şimdi krem sürdüm. Ha. Şimdi nereden çok biliyorsunuz diye sormak istedim. O ilk sorum. Kimi kime pazarlıyorsunuz demiş. Siz belki yanlış bir program açtınız. Eskiden Burhan Pazarlama vardı. Belki öyle bir kanaldasınız. Vefat etti. Biz pazarlık kanalı değil burası. Kimseyi kimseye pazarlamıyoruz. Köhne bir inancın temsilcileri. İlk defa hak kitap, Tanrı'nın sözü olan Tevrat, Zebur ve İncil'e bu kadar edebi bir hakaret mesajı aldık. Sizi tebrik ediyorum. Köhne bir inancın temsilcileri, yani bence edebi yönünüz çok güçlü. Bunu yanlış anlamayın, eleştiri anlamında söylemiyorum. Hak geldi, batıl zahil oldu demişsiniz. Bu yüzden biz konuşup anlatıyoruz buradan İncil'i. Hak geldiği için yani anlatıyoruz.
Siz de yok olmaya mahkumsunuz demişsiniz. Teşekkür ederiz yorumunuz için. Nereden biliyorsunuz? Bir de sizin de çıkarınız var. Biz yok olduk. Evet. Mesela. Size bir kârı var mı bunun? Niye böyle büyük bir şevkle, büyük bir zevkle? Üzülmeniz gerekmez mi bizim için yani? O zaman niye böyle bir hakaret, daha güzel, daha tatlı his kullansanız olmuyor mu yani? Belki olabilir ki bizi de kurtarabilirsin canım. Neyse. İkincisi, yok, buna devam etmek istiyorum. Devam edelim. Yok sen daha ben keseyim. Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın demişsiniz. Az önce söyledim yani biz önümüzde, benim önümde bir çay var, bir su var. Salyangoz burada yok. Mecazi anlamını söylüyorsanız bizim inandığımız kutsal kitap der ki Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey. Yani sizin Müslüman mahallesi dediğiniz işte şu o mahalle bu mahalle yoktur. Şu vardır. Her şey Tanrı'nındır. Sizin şu anda üzerinde oturduğunuz koltuk, izlediğiniz bilgisayar, televizyon, konuştuğunuz cep telefonu, mahalleniz, yeryüzü, her şey Tanrı'nındır ve biz o Tanrı'nın sözlerini konuşuyoruz. Ona ait olan dünyada onun sözlerini konuşuyoruz. Diğer taraftan, önce siz doğru olun, fikri ve zikri habisler demişsiniz. Nereden biliyorsunuz, beni tanıyor musunuz? Şahsen yani bu yorumları, özür dilerim, yorumunuzu gerçekten ciddiye almamın sebebi, bütün izleyenlere bu şekilde bütün izleyenlere sormaktı. Nereden biliyorsunuz? Bizi tanıyor musunuz? Şahsımızı İncil okudunuz mu hiç? Tevrat okudunuz mu? Ya da kulaktan dolma şeylerle biz buna dedikodu bilgisi diyoruz. Bilgi dedikodusu. Yani İncil değiştirilmiş. Öyle mi? Evet canım İncil değiştirildi. Nereden biliyorsun? Değiştirildi canım. Nereden öyle? Yani böyle bilgilerle mi konuşuyoruz? Yoksa gerçekten beni tanıyor musunuz? Şahsımıza burada hakaret ediyorsunuz. Yani size karşı kızmıyoruz, sizi seviyoruz. İyi ki buradasınız. Ama sadece sorgulamak istedim. Nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Neyse. Tekrar bir... Alo, bir hatta telefonumuzu... Telefonumuz var, bağlanalım Sebahat Hanım. Israrla ulaşmaya çalıştık size Sebahat Hanım. Alo. Paris. Almanya'dan falan almıştık bir iki defa ama Paris'ten ilk defa alıyoruz galiba. Yoksa var mıydı daha önce Paris'e? Sesiniz bize geliyor. Sebahat Hanım. Alo. Geldi mi? Evet kapandı. WhatsApp'tan sesli mesaj gönderin bari bize. En azından sesinizi duyalım. Yayına galiba bağlanamıyoruz ama bu kadar istekli aradığınız için sizi duymayı çok isteriz. Ve geldik. Nereye geldik? Şuna geldik. Şimdi şöyle bir suçlama var. Diyorlar ki işte Almanya şu kadar bilime yatırım yaptı. Bilim araştırma merkezleri kurdu. Bizse şu kadar işte şuraya buraya dine yatırım yaptık. Demek ki neymiş? Bilime yatırım yapan kazanıyormuş. Kore bilime çok yatırım yaptı. Kore. Evet. Kore bilime çok yatırım yaptı. Çin de yaptı aslında. Peki yani hep bir şey ikilemiyle karşılaşıyoruz yani, ülkemizde. Şunu söylemek istiyor Vahan. Ben şunu mu demek istiyorsun? Hani şöyle bir iddia var. Dine yatırım yaparsan, imana yatırım yaparsan koronada ölürsün. Ama bilime yatırım yaparsan koronaya geçersin. Evet evet öyle bir yorum var. Ama size sormak istiyorum. Türkiye ile ilgili değil bu verilerim. Ama... Almanya'nın mesela inanca, dine ne kadar yatırım yaptığını biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim çok yapıyorlar. Almanya sadece Hristiyan inancı yatırım yapmıyor. Sadece Hristiyanlara değil ya. Bizim ülkemizin aksine Almanya'da cami kurmak serbest. Avrupa'da son 2020'den bu yana 20 yıl boyunca yanlış hatırlamıyorsam 2000 metrekare üzerine kurulan 16'dan fazla cami var. Dolayısıyla bu arada telefon sesi duyuyorum. Bir telefon sesi dolayısıyla Almanya, Batı ülkeleri vesaire vesaire siz düşünüyorsunuz ki bilime yatırım yapan yaşıyor, dine yatırım yapan ben Orta Doğu ülkeleriyle ilgili konuşuyorsanız bilmiyorum ama
Avrupa'da Batı ülkelerinde bugün biz bu muhtemelen bu virüse çözümü oralardan bekleyeceğiz. Hani siz bilmiyorum İran'dan, Lübnan'dan, Suudi Arabistan'dan bir aşı üretilip çıkmasını bekliyor musunuz ya da Batı ülkelerinden mi bekliyorsunuz? O çözüm beklediğiniz Batı ülkeleri, Kore dahil buna, Çin dahil, o yani bilmiyoruz nereden çıkacak. Umarım birisi çıkartacak. Ama Batı ülkelerinde bununla savaşan milyarlarca dolar bu işe bütçe ayıran ülkeler aynı zamanda inançlarına da çok yatırım yapıyorlar. Bir sürü Batı ülkelerinin anayasaları dua ederek. Bilmiyorum eğer internete araştırırsanız çeşitli kanalları YouTube gibi hastanelerde dua eden profesör doktorlar görebilirsiniz. Hep böyle bütün sağlık personelleri dua ediyor doktorlar. Dolayısıyla o bahsettiğiniz suçlama belki dünyanın bu tarafı için geçerli olur olmaz ben onun için bir şey söyleyemem. Ama Avrupa'da böyle dinle bilim çatışması yok. Çünkü o ülkelerde din adamları bilimi destekliyorlar. Yani bilim adam bir araştırmaya göre bilim adamlarının %43'ü zaten Tanrı'nın varlığına inanan ve İsa Mesih'in varlığını takip eden kişilerdir. Yani böyle bilim adamı olunca dini unutuyorsun. İşte bilim adamı oldun, bilimi öğrendin, din yok oldu, felsefe şu bu. Böyle bir şey oralarda yok. Tabii karşı savaşanlar da var ama buna cevap veren bilim adamları da var. Örneğin mesela yanlış hatırlamıyorsam Amerika Başkanı Clinton döneminde Amerika Büyük Genom Projesi'ni açıklarken o genom projesini yürüten dört yöneticiden bir tanesi aynı zamanda kiliselerde çok tanınan bir Hristiyandı. Dolayısıyla o savaşlar batı dünyanın batısında yok. Lütfen bizim burada olduğu şeyi bütün dünyanın geneline yazıp orada da öyledir diye. Evet bilime yatırım çok önemli. Zaten İsa Mesih inancı bunu destekler. Yani inan, tabii hiçbir zaman din adamları işte bilim adamlarından fazla kazanır şöyle böyle. Tabii ki bilim önemlidir, bilim çok önemlidir. Hristiyanlar tabii ki bunu desteklerler, tabii ki yanındalar. Biz bilime karşı değiliz yani. Bir sürü ünlü icatlar, mucitler yapan Hristiyan bilim adamları var. Dolayısıyla bu çatışma dünyanın her yerinde geçerli değil. Gerçekten hastanelerde. İşte John Hopkins orada burada vesaire vesaire dünyada üniversitelerde şurada burada neyse doktorlar hemşireler el ele profesörler el ele verip dua ediyorsa hastalar için o zaman bu konuda çok konuşmaya gerek yok bence. Yani dünyanın düzeniyle ilgili çok şey var. Yani şimdi korona sonrasını konuşuyorlar daha konuşulduğunu da görüyoruz. Yani korona sonrasında ne olacak? Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Değişen bir dünya olacak, değişiyor. Şimdi biz programdan önce bunu seninle konuştuk. Yani senin söylediğin orada bir şey var. Dedik ki her böyle salgından sonra dünyada bir değişiklik olur. Ya dünya düzeni çok zaman değişiyor. Salgın da olmasa da değişiyor. Yani soğuk savaş diye bir şey vardı eskiden. Yok şu anda. Yani dünya düzenleri değişti. Tanrı dünya düzenlerine mesela Doğu eskiden daha öndeydi. Batı. Şimdi Batı öne geçti mesela. Bilhassa işte reformdan sonra. İncil'in, kutsal kitabın keşfinden tekrar sonra yani halk diline indirgenip herkesin kutsal kitabın derinliğinde Tanrı'yı tanımaya o 1500'lü yıllardan sonra, Orta Çağ döneminden sonra, Tanrı'yı tanıdıktan sonra düşünce yapılarının değiştiğini görüyoruz gene. Ve Batı'nın öne geçtiğini görüyoruz. Yani dünya düzenleri değişir. Tanrı'nın dünya düzeniyle ilgili çok büyük böyle şey yok yani. Çünkü Tanrı dünyada optimum düzen, günahın dünyasında optimum düzen olmaz. Çok zor. Ama Tanrı'nın çok bu dünya düzeniyle ilgili çok kaygısı ve çok derdi yok. Hani müdahale etmiyor anlamında söylemiyorum. Bazen müdahale ediyor ama müdahale etmesinin tek sebebi var. Tek sebebi var. Belki bugün çok defa aynı şeyi söylemiş oldum. Kusura bakmayın. Bağışlayın ama gerçek olduğundan, kutsal kitabın bize açtığı gerçekliği kesinliğinden ve eminliğinden söylüyorum. Tanrı'nın tek kaygısı var. O düzenin içinde yaşayan insan. Yoksa düzenler gelip geçer ve Tanrı çok da büyük beklentileri yok bu dünyadan, bu düzenlerden vesaireden. Ama göklerde bir düzen var. Tanrı'nın düzeni ve harika bir düzen. Bizim düşünmemiz gereken düzen orası. Göksel düzen. Pastör bugünler onun için miymiş? Bir ara YouTube'a girdim. Orada bazı komik yorumlar var. Bizim Facebook izleyicilerimiz de mesaj yazıyorlar. Sevgili bizi Facebook'tan izleyenler, YouTube'da daha çok mesaj var galiba. Bazıları da komik. Senin dikkatini çekiyor mu bilmiyorum. Bir kişi sizi gidip bilim adamları mı demiş. Bilim adamları bilimi şaşırtıyor. Olabilir bugün fazla insan, bakamadım ya. Demiş. Olabilir. Aslında
Siz aşı yeni bulacaksınız. Dünya, yeni dünya, ya bununla ilgili çok konuşuluyor. Bir sürü komplo teorileri de var. İşte virüsü insan yaptı, dünya düzenini şu bu falan. Bunu bilmiyoruz açıkçası. Ama bir şey biliyoruz. Dünya düzeni değişecek aslında. Ama bunu koronadan dolayı değil, İsa Mesih'in sözlerinden dolayı biliyoruz. Evet. İsa Mesih dedi ki, göklerin egemenliği yakındır. Yahya söyledi, göklerin egemenliği yakındır. İsa Mesih söyledi, göklerin egemenliği aranızdadır. Yani İsa Mesih yeni bir egemenlikten bahsetti. Ama bunun korona aracılığıyla gelmesi düşünülen egemenlik gibi görünmüyor bu oysa. İsa Mesih, ona sordular, sen Yahudilerin kralı mısın dediler. O dedi ki, benim krallığım bu dünyadan değildir. Yani göktendir. İsa Mesih aracılığıyla göksel krallık yeryüzüne geliyor. İsa Mesih dedi, Tanrı'nın krallığı aranızdadır dedi. Yani Tanrı'nın krallığı, İsa Mesih'in çarmıhta ölmesi, gömülmesi ve üçüncü gün dirilmesi aracılığıyla ve kendisine iman edenlerin günahlarının bağışlanması aracılığıyla Tanrı'nın krallığı yeryüzüne gelmeye başlamıştır ve gelmiştir. Ne demek bu Tanrı'nın krallığı? Artık kralın, egemenin Tanrı olacağı, adaletin hüküm süreceği, yalancıların, küfürbazların, sevgisizlerin, hakaretçilerin, şunların, bunların yargılanacağı, İsa Mesih'i tanımayanların, İsa Mesih'i reddedenlerin, ona karşı savaşanların yargılanacağı ve imanı için İsa Mesih'e güvenenlerin yargıdan muaf tutulacağı, kenara alınacağı, düzen buraya doğru geliyor. Buna diğer isimle sonsuz hayat da diyoruz. Zaten Tanrı yüceliğinden soyunarak sonsuz hayatı insanlara verebilmek için çarmıhta öldü. İsa'nın krallığı bu dünyadan değildir ama er ya da geç o krallık yeryüzüne gelecek. O zaman bu dünyanın bütün adaletsizliği, sevgisizliği, düzeni, kötülüğü, İşte küfürler, hakaretler, cinayet, onlar bunlar hepsi yargılanacak ve yeryüzü arındırılacak ve Tanrı yeniden sevgisiyle, adaletiyle hüküm sürecek tüm sevgisizliğin üzerinde. Ya. Yani bilimle ilgili tam bilim yoldan çıkardığı insanları falan teki uyumlar yapılmıştı. Onunla ilgili biraz şey var. Sanki bilime fazla şey vermişiz gibi. Bilimi yani reddetmiyoruz ama yoldan çıkarmada iddialı bir laf oluyor biraz Cihan Bey. Aşıyı biz bulmayacağız. Her neyse. Şimdi son günler üzerine bir parça taşıyayım. Bahar'ın bıraktığı yerden alarak. Yani son günlerde miyiz? Çünkü bu da Hristiyan teologlar arasında tartışılan bir şey. Hani son günler, son düzlüğe mi girdik belki öyle bir şey diyebiliriz ama bu düzlük ne kadar sürer bilmiyorum yani. Çok emin değiliz. Yani son günler üzerine konuşmak, hani dünyanın finaline mi geliyoruz yavaş yavaş? Böyle tür mesajlar da okudum, ben sana okudum bilmiyorum. Yani sen yazmışsın, sen dur 4000 yıllık dünyanın finalinde de o. Hani finale denk gel gibi bir takım tweet'te az önce şeyle Betül'e de konuşuyorduk onu da. Şimdi bakın, daha önce de virüsler var, daha önce de salgın hastalıklar var. Hatta bugün gene bizim çok değerli kardeşimiz Mark kardeşin de bir kitabı şeyi var, çalışması var. Erken dönem kilisede salgınlar diye bir çalışması var. Çok güzel bir çalışma. Dolayısıyla yani internette bulunabiliyor, ücretsiz bulup okuyabilirsiniz. Şimdi site adı söylersek reklame giriyor mu? Sayın yönetmenime soruyorum da. Pastör Mark Vazgal'ın. Neyse, internete arama motoruna yazarsanız. Neydi adı? Erken dönem kilisede salgın hastalıklar diye. Aratırsanız. Aplikasyonlarda evet, var bedava. Yani dolayısıyla salgın hastalık yeni bir şey değil. Erken dönem kilisede dediğiniz zaman 2000 yıla yakın bir zamandan bahsediyoruz. Yani 2000 yıl olmaz da 1800 yıl olur. Dolayısıyla yani bakın, Rabbimiz İsa Mesih'in son günlerle ilgili küçük bir paragrafı var. Diyor ki, sakın sizi saptırmasınlar. Öğrencilerine söylüyor. Birçokları ben oyum. Yani İsa'yım. Zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Ya da ben kurtarıcıyım. İsa'yım değilse de kurtarıcı ben o. Gelecekler. Onun ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca
telaşlanmayın. Savaş ve isyan haberleri duyduğunuz telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi. Ulus ulusa, devlet devlete karşı savaşacak. Ulus ulusa karşı, devlet devlete karşı savaşacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar. Yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler gökte. Olacak. Şimdi zaman konusu biraz şey. Şimdi biz zamanla ilgili de biraz aslında belki bir program yaparız ileride. Çünkü zaman ve zamansızlık, Tanrı zamandan seslenmiyor, zamansızlık, zaman ne kadar Tanrı'yı bağlar. Dolayısıyla o konular biraz şey ama şu var, bu salgın hastalık insanda farklı bir ruh hali bıraktı. Yani farklı bir ruh hali bıraktı. Yani insanlarda şu anda bir şekilde sanki bir son düzlüğe girmiş gibi bir ruh hali var. Belki bu fırtına döneminden kaynaklanıyor. Bu anın psikolojisinden de kaynaklanıyor olabilir. Bilemiyorum. Ama ben direktman hani bugünden bu koronayı yaslanarak evet son günlerdeyiz. Çünkü insanın gelişi yakındır. Biz her gün son günlere bir günden önce daha yakın, bir günden daha yaklaşıyoruz. Sürekli son günlere yaklaşıyoruz ve son günler çok daha çetin zamanlar olacak. Bunu da biliyoruz. Kutsal Kitap bunu yazıyor bize. Çok sıkıntı zaman olacaktır. Ama şimdi bu yaşadıklarımızdan hareketle bir son günler zamanıdır diye bir şey belirlemeyiz. Çok emin değilim. Çok emin değilim açıkçası. Bilemiyorum. Çünkü salgın hastalık dediğim gibi salgın hastalık bir belirti ama tek belirti değil. Ve yaşamış olduğumuz geçmişlerde salgın hastalıklar da var. Vahan. Yani ben Kutsal Kitap'a bakınca çağlar görüyorum. Ne demek çağlar? Mesih öncesi çağ, Mesih'e hazırlık çağı, Mesih dönemi, Mesih'in yeryüzünde hizmet ettiği dönem ve Mesih'ten sonra son günler. Pavlus da bunu kullanıyor. Son günler. Ama Pavlus'un döneminden bugüne kadar hala son günlerdeyiz aslında 2000 yıldır. Yani Kutsal Kitap'ı çağlara bölersek biz, eski antlaşma dönemi, işte krallık, krallığın büyümesi, düşüş vesaire çağlar. Yani Mesih de söyledi son günlerde, Pavlus söyledi son günlerdeyiz. Yani Pavlus'a göre de son günler yakındı. Bize göre de yakın. Ve Mesih söylüyor hırsız gibi. Mesih yarın gelebilir ve gelmeyebilir. Yani ben bilmiyorum Mesih yarın gelir mi gelmez mi? Zaten Kutsal Kitap bizim bilmeyeceğimizi söylüyor. Mesih 100 yıl sonra da gelebilir. 300 yıl sonra da gelebilir evet. Ama bu neden önemli? Birkaç açıdan. Mesih'i tanımak açısından ki bununla ilgili bir soru var. Mesih'in gelişini sosyal medyadan mı bileceğiz? Bilmiyoruz. Ama şu önemli. Fark eder mi Mesih ne zaman gelecek? Mesih hiç beklemediğimiz anda gelecek. İlk. Ve biz her an onun gelişine hazır olmalıyız. Belki de şimdi sormalıyım. Değerli izleyen, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bu soruyu size sormak istiyorum. Mesih'in gelişine hazır mısın? Çünkü bugün gelebilir, gelmeyebilir. Bilmiyoruz. Ama bize düşen görev her an onun gelişini hazırlamak. Zaten Tanrı'nın amacı bu. Değil mi? Yani Efesler 1. bölüme göre, Korintliler, 2. Korintliler mektubu, yanlış hatırlamıyorsam 13 olabilir. Diyor ki, biz peçesiz yüzle onu göreceğiz, ona dönüştürülüyoruz. Yani Mesih'in gelişine kadar Tanrı'nın gayreti bizi ona dönüştürmek. Peki belki de sormalıyız, siz ona dönüştürülüyor musunuz? Biz dönüştürülüyor muyuz? Cem sen dönüştürülüyor musun? Bunlar çok önemli. Yani asıl mesele bu önemli. Ama aslında bir şey daha fark ediyorum ben. İnovasyon, yaratıcı, yenilikçi fikirler. Sanki kilise, dünya genelinde kiliseleri izlemeye gayret ediyorum. Bu çağa hazırmış sanki. Yani evet. Bunu konuşalım ya. Bir anda böyle kiliseler bunu yaratıcı gerçekten. Şekilde online yayınlar yapıyorlar, telefonla evinden. Bir video gördüm mesela, çok ilginçti. Bak bunu dinle. Bir kilise Amerika'da bütün üyelerini arabalarıyla, orada herkesin arabası var, büyük bir otoparka davet etmiş. Gördün mü onu bilmiyorum. Yok. Hiç kimse arabadan çıkmıyor. Arabadan radyoları açıyorlar, radyolarını.
Ve orada da bir tapınma grubu var. Canlı çalıyor ve o yayında arabalara radyo aracılığıyla gidiyor. Bu proje tam sendik var. Tapınma takımı çalıyor çalıyor. Radyo aracılığıyla herkes arabadan. Ve ilahi bitince herkes kornalara basıyor, alkışlıyor, teşvik ediyor falan. Sanki kilise bu döneme hazır. Yani insanların evden kutsal kitap çalışması yönetiyorlar. İnternetten dua toplantılarını düzenliyorlar. Yani basit bir hoparlör sistemiyle böyle bağırmak yerine ortalığa böyle ciddi ciddi... Şeyi söyleyelim. Şeyi söyleyelim. Vaan'ın, gene Vaan'ı vereceğim sözü Vaan'a. Şimdi İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bizim kiliselerimizin %99'u vakıf veya şeydir, dernektir. Ve İçişleri Bakanlığı genelgesinden, son bu haftaki genelgesinden dolayı biz kiliselerimizde toplanamadık. İbadet yapamadık. Bu hafta, büyük ihtimal bu hafta da olmayacak. Dünyanın birçok kilisesinde böyle oldu. Yani Amerika'da birçok kilisede şöyle bir şey. Onun için dedim ya, kiliseyi rap çekti, evlere çekti, şabata çekti diye, onun için söylüyorum. Vaan'ın söylediği o. Diyor ki Vaan, evet kilise çekilmişti ama kilise buna hazırdı. Değil mi? Ne diyorsun sen? Hazırdı. Ya çok ilginç. O kadar ilginç şeyler okuyorum ki şimdi. Bu otoparktaki toplantıyı düşün. İnanmazsın. Ne kadar çabuk hazırlanmış. Araçlarıyla gidip cemaatlerden ondalık toplayan kiliseler var. Yani sunu topluyorlar. Evet. Ben bazı dua toplantılarına katıldım. Online 100 kişi vardı. Kilise devam ediyor yani. Birlikte yani ama devam ediyor. Tanrı bu zor dönemde yaratıcı fikirler veriyor kiliseye ve kilise devam ediyor. İnsanlar birbirlerini arıyorlar, soruyorlar vesaire. Ama aynı zamanda şu da önemli. Bu dönemde bizler öğrenmemiz lazım yeni sevgi yöntemlerini. Şimdi sevgi, Tanrı bizi sevgide yetkinleştirmek için seçti. Efesler böyle anlatıyor, sevgide yetkinleştirmek. O zaman sevgide yetkinleşmek için bu dönem iyi bir çağ. Yalnız olanları aramak, sevgi göstermek, şefkat göstermek. Unutmayın, Tanrı'yı takip ediyorsanız otomatik gelecek meyve sevgidir. Sevgi gelmiyorsa Rabbi izlemiyoruz demektir. İzliyorsak sevgi gelir. Ve bu sevgiyi paylaşmanın yeni yöntemleri var. Evdeyken kimsesi olmayanları arayabilirsiniz. İhtiyaçlarına göre yaşlılar özellikle her gün mutlaka kişiler için. Ben kilisem, kiliselerim, ülkem, doktorlar, hastaneler, çalışanlar ve yöneticiler için her gün dua ediyorum bu dönemde. Ve bu da her birimiz için bir fırsat. Dua etmek birisi için, ona bir mesaj göndermek, nasılsın, iyi misin? Ve Tanrı kiliseye yeni yöntemler veriyor ve biz de gayretli olmaya devam edelim diyorum ben. İşte yani kilise hazır dedin sen ama bazen de işte çok eski yöntemler de görüyoruz. Böyle hoparlörlerden çeşitli. Yani bunlar da görebiliyoruz ama kilise gerçekten hazır. Rabbe hamdolsun. Rab kilisesini daima hazır tutuyor. Ve az önce paylaştığım gibi yani onun önünü açıyor ki son kilise Rab'de yetkinleşsin diye, Rab'de büyüsün diye. Ben bu hafta şöyle bir teşvik vermek istiyorum kardeşlerime. Bu hafta kilisemde paylaşmak istiyorum aslında. Benim Hristiyan kardeşimle paylaşmak istediğimi paylaşıyorum. Paylaştığımı paylaşmak istiyorum burada. İki kelime çok kuvvetli geldi yüreğime. Genelde hani düşünürken Rab, hani kiliseli sosyal medyada kapalı gruptan, Facebook grubu üzerine canlı yayın yaparken değerli kardeşlerime, kilisede kilise kardeşlerime yani ne şey yapmak isterim? Belki büyük bir ihtimalle iman, değil mi? İmandan konuşacağız gibi bir şey. Ama Rab öyle gelmedi yüreğime. Rabbin sözü gayret kelimesi çok kuvvetli geldi yüreğime. Gayret, birlik için gayret. Kilise için gayret. Ya biz bir araya gelmiyoruz ama. Bir ara değiliz ki. Ama gayret. Ama kilise için çektiğin gayret. Yani az önce Vaan da paylaştı ya. Kardeşini belki telefonla aramak. Belki mesaj çekmek. Onunla ilgilendiğini hissettirmek. Onun için dua etmek. Kilisenin kardeşin için, bütün kardeşlerin için tek tek isim isim tek tek dua etmek. Çünkü Rab için kilisesi çok değerli. Rab'in bir değeri kilise. Onun bir değeri. Ve düşünsene yargı gününde, ya şimdi bu korona günleri zor günler ya, kardeş korona günleri senin için bereket günleri olabilir.
bereket günlerine dönüşebilir. Düşünsene yarın günde Rab'den o küçük bir güzel bir söz bekleyeceğiz ya Rabbin gününde. O küçük küçük güzel bir söz. Düşün ki sen korona günlerinde kilisenin kaygısını, kilise için ettiğin gayretten dolayı övülüyorsun be kardeş. Benim Hristiyan kardeşim. Düşün ki övülüyorsun. Korona günleri sana bereket olmuş. Bereket olmuş. Niye? Çünkü Rabbin değerine değer vermişsin. Rabbin değeri için gayret etmişsin. Rabbin gözünü doldurmuşsun. Rabbin gözlerinin nemlenmiş sana bakarken. Sana daha bir sevinçle bakmış. Asla unutmaz Tanrımız bunu. Kardeşini kendinden üstün saymışsın. Ve kardeşini kendinden üstün saymışsın. Çünkü yani en doğal, en üstün benim. Bana yapmadılar ama yok. Kardeşini kendinden üstün saymışsın, övülecek. Şey yapalım mı Cem? Kısa bir araya gidelim. Araya gidelim, tamam. Şöyle bir nefes alalım. Tamam, seyircilerimiz de bir suyunu alsın, çayını tazelesin. Belki dönüşte duayla kapatırız, belki dua ederiz. Bakalım, evet. Bakalım, zamanımız kalır, ne kadar. Peki, tamam o zaman. Kısa bir aramız var, aradan sonra beraberiz efendim. Aradan sonra beraberiz. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Saat 7 Türk'te. İşte buradayız, ayaktayız. Bir aradayız. Tanrımız hala kontrolde ve her şeye egemen. Yeniden bir arada oluşumuzda tabii ki yeni bir sezonda heyecan içindeyiz. Duanın gücü yeni saatiyle bu sezonda sizlerle. Sizlerden gelen konular için dua eden Ayda Danıcıoğlu, Duanın Gücü programıyla her pazartesi, çarşamba ve cuma sabahı saat 10'da Saat 7 Türk'te. Ne diyoruz? Yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerinizden diri Tanrı sözü eksik olmasın. Tanrı'nın sevgisi ve esenliği hepinizi sarsın. Sevinçleriniz çoğalsın, dualarınız yanıtlansın. Ben Senem Ekener. Ben Volkan Er. Kadına şiddet, kadın cinayetlerini işleyeceğiz. Zulüm konusu var Venezuela'da. Hmm. Aslında birçok yerde maalesef kilise saldırıları var. Günah o yüzden bu kadar da ciddi bir konu. Senem Ekener ve Volkan Er'in sunduğu Dünya Görüşü her çarşamba saat 20'de canlı yayınla Saat 7 Türk ekranlarında. Tanrı'nın istediği ve kutsadığı bir şey, birlik kavramı. Hem YouTube'dan hem de Facebook'tan da Saat 7 Türk canlı yayınlarını izleyebiliyorsunuz. Programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Size kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. Hı-hı. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler, çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
Evet, programımızın geri kalanını ülkemiz için, dünya için dua ederek kapatmak istiyoruz. Tanrı'dan yardım istemek, onun gücünü istemek istiyoruz. Göksel babam, sen her şeyin en doğrusunu biliyorsun Rab. Öncelikle bizim birçok sorumuz oluyor. Birçok şeyin arkasını göremiyoruz, orayı göremiyoruz. Ama sana iman ediyoruz Rab. Senin o sevgine iman ediyoruz. Senin bizim için olan iyi tasarlarına iman ediyoruz baba. Rab, önce ben bu ülkeyi, yaşadığımız ülkeyi önüne getiriyorum baba. Bu ülkenin selametini istiyorum Rab senden. Bu ülkenin selametini arıyorum Rab. Bu ülkenin insanlarını selametini arıyorum Rab. Yalvarırım Rab, sağ elin bu ülkenin üzerinde olsun. Bu ülkeyi koruyasın Rab. Bu ülkeyi bereketliyesin. Bu ülkeye kendini gösteresin Rab. Bu ülkeye aydınlığını, bu ülkeye ışığını gösteresin baba. Azalıyor Rab kilise. Kilise bu hastalıkları, bu salgını senin yüce adında, İsa Mesih ismiyle azarlıyoruz Rab. Azarlıyoruz ve azarlıyoruz baba. İsa Mesih adıyla. Amin. Ya Rab, sen sözünde söyledin ki doğru kişinin kutsamasıyla kent gelişir. Şimdi önünde duruyoruz Ya Rab. Biz çok doğru kişiler değiliz ama senin doğruluğunla bizim açığımızı kapatırsın. O zaman yalvarıyorum. Ülkemize yardım et, dünyaya yardım et. Polisler, asker, Ya Rab, doktorlar, gece gündüz uykusuzca hastaları iyileştirmeye çalışan, bütün riski alan, hemşireler, sağlık personeli, emek verenler, yöneticilerimiz için ülkemizi yöneten en başından en sonuna kadar kişileri bereketlemeni, onları korumanı ve onlara yol göstermeni, hikmet vermeni diliyorum Ya Rab. Ülke olarak buradan en az hasarla çıkmak istiyoruz ve bütün dünyada. Hastanede olanlara şifa ver diye dua ediyorum. Hiç can kaybı olmasın. Cenazesi olanların yüreklerine su ser, teselli et diye dua ediyorum. Çocukları koru, yaşlılarımızı, büyüklerimizi koru. Ülkemizi koru diye dua ediyorum. Ama en önemlisi senin yaşam veren ruhun sokak sokak, ülkemizde mahalle mahalle, il il, köy köy, ilçe ilçe geçsin. Ve senin yüce lütfun övülsün, adın tanınsın diye dua ediyorum. Seni seviyoruz babam. Adın yücelsin. İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla. Amin. Amin İsa Mesih ismiyle. Efendim, bir konuşalım, ondan sonuna geldik. Sağlıklı akşamlarımız olsun efendim. Muhabbet akşamlarımız olsun. Muhabbet dolu akşamlarımız olsun. Esen kalın. Hoşça kalın.